Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde doğrusal denklemin tanımını vereceğiz. Arkasından doğrusal denklemle ilgili bazı örnekler vereceğiz. Sonrasında da doğrusal denklemin çözümü nedir? Doğrusal denklemin çözüm kümesi nedir? Bu kavramdan bahsedip dersimizi sonlandıracağız. Evet, hadi bakalım gelelim hemen doğrusal denklemimizin tanımını yazmaya. Tanım. Şimdi nasıl bir denklem, biz doğrusal denklem diyoruz. Ax artı b eşittir 0. Ve bir eşitlik verildi. Bu eşitlikte a ve b birer reel sayı. A 0'dan farklı arkadaşlar. X bilinmiyor bu eşitlikte. A ve b'ler de biliniyor ve biz bunları parametre diyeceğiz. A ve b'yi biz biliyoruz. Bilinmeyen sadece x. Biz bu formdaki eşitliklere doğrusal denklem veya birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem diyeceğiz. Neden birinci dereceden? Çünkü x'in kuvveti kaç? 1. Neden bir tane bilinmeyenli? Çünkü bilinmeyen sayısı bir tane. Hemen örneklerimize bakalım. Örnek olarak neler verebiliriz? Onlara bakalım arkadaşlar. Şimdi bakın, eksi 3x artı 7 eşittir 0. Nedir? Bu bir doğrusal denklem midir? Kesinlikle bu bir doğrusal denklemdir. X'in katsayısı a sayısı kaça eşit? Eksi 3. Sabit terim b kaça eşit? 7'ye eşit. Bu tam olarak bir tane de bilinmeyenimiz var. X'in kuvveti de 1'e eşit. Bu kesinlikle doğrusal bir denklemdir. Başka bir örnek. Eksi 3x eksi 9 eşittir 6. Şimdi diyeceksiniz ki hocam bu yukarıdaki formatta değil. Yani ax artı b eşittir 0 formunda değil. Evet değil ama dönüştürülebilir. Dönüştürmeyi ne zaman göstereceğim? Denklemlerin çözümü anlatırken. Burada da sonuçta bir tane bilinmeyen olduğu için bir eşitlik var ve bir tane bilinmeyen var. O yüzden bu da nedir? Yine bir doğrusal denklemdir. Ax artı b eşittir 0 formunda olmasa bile bu forma dönüştürülebilir. Başka bir örnek verelim. Eksi 3 çarpı, hep de eksi 3 verdik. Niye eksi 3'e taktık biz bu kadar bugün? Başka bir örnek, başka bir sayı yazalım. Eksi 2 çarpı x artı 1 artı 6 çarpı 5 eksi 2x eşittir 0. Bu da bir doğrusal denklemdir. Bu da doğrusal denklemdir. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemdir. Şimdi diyeceksiniz ki hocam, hadi 2'yi anladık. Ama burada 3'te ax artı b eşittir 0'da alakası bile yok. X'ler parantezin içerisine falan yazılmış. Bakın onu da düzenleyebiliyorum. Onu da o formata dönüştürebiliyorum. Burada ekstra bilgi ihtiyacım olmadığı için isterseniz hemen dönüştüreyim. Yapmam gereken tek şey çarpmanın toplama ve çıkartma işlemleri üzerine dağılma özelliğini kullanmak olacak. Eksi 2 ile x'in çarpımı eksi 2x. Eksi 2 ile 1'in çarpımı eksi 2. Bunları şöyle yazdım. Artı 6 ile 5'in çarpımı 30. 6 ile eksi 2 x'in çarpımı eksi 12x. Ne oldu? Bunları böyle düzenledim mi? Düzenledim. Hala ax artı b eşittir 0 formunda mı? Değil. Ama bakın şimdi o formata getireceğim. Biliyorsunuz toplamanın birleşme ve değişme özellikleri var. Ona göre ne yapabilirim? Hadi derim eksi 2x ve eksi 12x. Siz şöyle kenarda bir toparlaşın, toplaşın. Toparlaşın ne? Toplaşın. Artı derim. Ondan sonra da sabit terimle de siz de bakayım. Hadi şu sağ tarafa doğru bir birleşin derim. Ondan sonra da eşittir 0 derim. Eksi 2x eksi 12x daha ne yapar? Eksi 14x yapar. Burası da ne yapar? 30'dan da 2 çıkarsa 28 kalır. Eşittir 0 olur. Bakın ne oldu? Eksi 14x artı 28 eşittir 0. Bu da nedir? Yine birinci dereceden bir bilinmeyenli bir denklemdir. Veya doğrusal denklem olarak tarif ettiğimiz denklemdir. Şimdi olmayanı örnek, yani doğrusal olmayan denklemlere örnek verelim. Mesela 3 çarpı x kare artı 4 eşittir 0. Bu birinci dereceden bir bilinmeyen bir denklem değildir.
Neden değildir? Bakın, evet, bilinmeyen sayısı, bilinmeyen kaç tane? Bilinmeyen bir tane. Kesinlikle bir tane. Ama bilinmeyenin kuvveti kaç? X'in karesi. Burada kuvvet kaç? 2. Bu birinci dereceden değil, ikinci dereceden bir bilinmeyen denklemdir. Bu ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklemdir ki bizim konumuzun dışında, ama daha sonra bunu da işleyeceğiz. Bu denklemle çözeceğimizi de göstereceğiz. Başka bir örnek. Bakın şimdi. 3x artı 4y artı 5 eşittir 0. Burada sorun ne? X'in kuvveti 1. Bir tane de y var. Onun da kuvveti 1. Ama kaç tane bilinmeyen var? Burada da 2 tane bilinmeyen var. Burada, bu da birinci dereceden ama iki tane bilinmeyen ne nedir? Bir denklemdir arkadaşlar. O yüzden bu da doğrusal bir denkleme örnek olamaz. O yüzden onları şöyle, hatta kocaman birer çarpı koyalım. Daha anlaşılır olsun. Şimdi gelelim neye? Bir denklemin çözümü ne demektir? Onun tanımını vermeye. Bir denklemin çözümü, tanım. Ax artı b eşittir 0 denkleminin çözümü a çarpı x 0 artı b eşittir 0 eşitliğini sağlayan x 0 reel sayısıdır. Ve ax artı b eşittir 0 denkleminin çözümü x 0 ise bu denklemin çözüm kümesi, onu da c nokta k ile gösterelim. O da nedir? Sadece x0'ı eleman olarak kabul eden bir kümedir arkadaşlar. Demek ki çözüm dediğimiz şey neymiş? Ax artı b eşittir 0 bir denklem. Bu denklemde x'in yerine x0 diye bir reel sayı yazdığımda bu eşitlik bozulmuyor. Eşitlik sağlanıyor. O zaman biz bu x0 sayısına ne diyoruz? Bu denklemin çözümüdür diye söylüyoruz. Gelin hemen şimdi bir örnek verelim. Örneğimiz ne olsun? Örneğimiz şu olsun. Evet. 11x artı 5 eşittir 0. Bu denklemin evet, x0 eşittir eksi 5 bölü 11 bu denklemin çözümüdür. Bu denklemin çözümüdür diyorum. Doğru mu söylüyorum? Hemen kontrol edeceğiz. Ne yapmamız gerekiyor? Bakın eksi 5 bölü 11'in sayısı, eksi 5 bölü 11 sayısını 11x artı 5 eşittir 0 denkleminde yerine yazacağım. Bu eşitlikte yerine yazacağım. Yazalım. 11 çarpı eksi 5 bölü 11 artı 5 eşittir 0. Bu sağlanıyor mu? Bu eşitlik sağlanıyor mu diye kontrol edeceğim. Eğer bu eşitlik sağlanıyorsa bu denklemin çözümünü dediğim önerme doğru olacaktır. 11'de eksi 5 bölü 11'in çarpımı eksi 5'e eşittir. Eksi 5 ile artı 5'in toplamı acaba 0'a eşit midir? Bakalım. Eksi 5, 5'in toplamaya göre tersi olduğu için bu toplamın sonucu 0'dır. 0 eşittir 0 eşitliği sağlandığına göre gerçekten de x0 eşittir eksi 5 bölü 11 sayısı bu denklemin nesidir? 11x artı 5 eşittir 0 denkleminin bir çözümüdür arkadaşlar ve hatta tek çözümüdür. Bu denklemin, yani 11x artı 5 eşittir 0 denkleminin bu arada çözüm kümesi nedir? Çözüm kümesi eksi 5 bölü 11 eksi 5 bölü 11 sayısıdır diye ifade edelim. Başka bir örnek vereyim. Bu sefer de olmayana örnek verelim. Mesela 25x artı 9 eşittir 0. Denkleminin çözümü x0 eşittir eksi 1 sayısı, eksi 1 sayısıdır. Bakalım bu doğru mu? Hemen kontrol edelim.
X'in yerine ne yazıyorum? Eksi 1 yazıyorum. Ve bu eşitlik 0 olacak mı diye bakıyorum. 25 çarpı eksi 1, eksi 25. Eksi 25 artı 9, 0'a eşit olacak mı diye bakıyorum. 25'ten 9 çıkarsa ne olur? Eksi 16 olacak cevap. Eksi 16 0 eşit midir? Hayır, değildir. Öyleyse x 0 eşittir eksi 1 ne olamaz? 25x artı 9 eşittir 0 denkleminin nesi değildir? Denkleminin çözümü değildir. Çözümü olması için ne olması gerekiyordu? Çözümü olması için arkadaşlar bu denklemin sağlaması, bu eşitliği sağlaması gerekiyordu. X'in yerine eksi 1 yazdığımız zaman eşitliğin sağlanması gerekiyordu. Bakın ne oldu? Sonuçta x'in yerine eksi 1 yazdığımız zaman eksi 16 eşittir 0 gibi bir tuhaf durumla karşı karşıya kaldık. Bu mümkün değil. Eksi 16'nın 0 eşit olması mümkün değil. Nerede hata yaptık? Varsayımımız neydi? X 0 eşittir eksi 1 sayısının denklemin çözümü olmasıydı. Demek ki burada hata yaptığımıza göre bu onun kökü, çözümü olamaz bu denklemin. Peki bu denklemin çözümü ne olabilir dersek, bakın şimdi sadece çözümü, evet 25x artı 9 eşittir 0 denkleminin çözümü x 0 eşittir eksi 9 bölü 25'tir diyelim. Ve sayısı bu denklemin çözümüdür diye söyledim. Bakalım gerçekten doğru mu? Hemen kontrol edelim. X'in yerine ne yazacağım? Eksi 9 bölü 25 yazacağım. 25 çarpı eksi 9 bölü 25 artı 9 eşittir 0. Bu eşitlik sağlanıyor mu diye kontrol ediyorum. 25 ile eksi 9 bölü 25'in çarpımı eksi 9'a eşit. Eksi 9 artı 9 0'a eşit midir diye bakıyorum. Eksi 9, 9'un toplamaya göre tersi olduğu için bu toplam 0'a eşittir. 0 eşittir 0 çıktı. Demek neymiş? Eksi 9 bölü 25 bu denklemin çözümüymüş. Böylelikle arkadaşlar dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde doğrusal denklemlerin çözümünü bulmayı göstereceğiz. Hepinize teşekkür ediyorum değerli vaktinizi ayırıp beni dinlediğiniz için. Enişten saygı ve sevgilerimle sizi selamlıyorum ve bir sonraki videoda görüşmek ümidiyle diyerek arkadaşlar videomuzu sonlandırıyoruz. Kendinize lütfen iyi bakın.